Herkese selamlar. Dünyayı etkisi altına alan salgın yüzünden televizyonlarda pek fazla Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş haberleri yer almıyor. Bunun yerine gazetelerde ve sosyal medyada yer alan haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Bu videomuzda Galatasaray hakkında transfer haberleri ve gündemimizde yer alan konuları sizlere aktarmaya gayret göstereceğim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlk haberimizde Galatasaraylı futbolcular Süper Lig'in koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesinin ardından ortaya çıkan kriz nedeniyle kulübün maaşları geç ödenmesine anlayış gösterecek. Öte yandan sarı kırmızılı takımın 3 kaptanı Selçuk İnan, Fernando Muslera ve Ryan Doğuk bir maçlık primlerini personele dağıtacağı öğrenildi. Bu isimlere diğer futbolcuların da katılması bekleniyor. Gerçekten muazzam bir hareket. Dünyayı etkisi altına alan ve spor müsabakalarını da etkileyen koronavirüs salgını Türkiye'de spor karşılaşmanın askıya alınmasına neden olmuştu. Liglerin ne zaman başlayacağı merak konusu olurken Galatasaraylı futbolculardan örnek bir davranış geldi. Milliyet'in haberine göre sarı kırmızılar kulüplerinin ligin ertelenmesiyle birlikte ekonomik yönden olumsuz etkileyeceğini düşünerek aylık maaşlarının bir ay geç ödenmesine ses çıkarmama kararı aldı. Kolay kolay bunu kimse yapmaz. Bu 3 futbolcumuzu canı gönülden kutluyorum. Bir diğer haberimiz ise transfer haberi. Galatasaraylı Mbaye Diagne'nin yeni takımı belli olmuş. Galatasaray'da durumu yılan hikayesinden Mbaye Diagne ile ilgili sarı kırmızılar camiayı sevindiren gelişmeler yaşanıyor. Cimbom'un geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Senegalli golcü sezon başında kulüp Brugge kiralanmış ancak disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı. Diagne'nin Belçika ekibinde antrenmanlara dahi çıkmaması sonrası Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Anderlecht ile Brugge Diagne transferi için birbirine girdi. Diagne de Brugge'ye gitti. Brugge bizi çok aldattı. Bizim futbolcumuzu bir aydır antrenmanına almıyorlar. Futbolcuyu ölüme mahkum ettiler açıklaması yaparak kulüp Brugge'ye tepki göstermişti. Senegalli futbolcu ara transfer döneminde Galatasaray'a dönmek istese de teknik direktör Fatih Terim'in oyuncunun dönüşünü veto etmesi sonrası Belçika ekibinde kalmıştı. Öte yandan Brugge teknik direktörü Philippe Clement ile yaşadığı sorunların ardından affedilerek yeniden takıma dahil edilen Diagne için flash bir iddia ortaya atıldı. Sabah'ın İngiliz basına dayandırdığı habere göre Nottingham Forest, Diagne için sarı kırmızılara 10 milyon euro civarında bir teklif sunacak. 28 yaşındaki futbolcu ise yeni sezon planlanmasında düşünülmediği için yönetimin gidişine izin verilmesi bekleniyor. Adabasında Nottingham'ın Diagne özelliklerinde uzun boylu ve kuvvetli bir forvet ihtiyacı olduğunu vurgulandı. Nottingham Forest'in Senegalli golcü ile iletişime geçtiği öne sürüldü. Diagne'nin tekrardan takımımıza katılması beklenmiyor arkadaşlar. Çünkü taraftarla arası sürekli açıldı. Şu anda iyi görünmüyor. Galatasaray'da çok fazla yatırım yaptı Diagne'ye. Siz Diagne'nin geri dönmesini istiyor musunuz? Yoksa 10 milyon euro gibi cazip bir fiyata satılabilir mi? Sizin fikriniz nedir? Bir diğer haberimiz de tekrardan transfer. Beşiktaş'ı reddetti. Bernard Mensah'ı Galatasaray alıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle Süper Lig karşılaşmalarına süresiz olarak ara verildi. Karşılaşmalar şu an için askıya alınmış olsa da takımlar transferler için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Gana basınına flash bir transfer iddiası ortaya atıldı. Gana basını daha önce Beşiktaş ile anılan Bernard Mensah, Sarı Kırmızılı ekibin teklif yaptığını okuyucularına duyurdu ve teklifin detaylarını aktardı. İşte transfer haberinin ayrıntıları. Kulübüyle yaşadığı problemler nedeniyle kadro dışı bırakılan Ganalı oyuncu Bernard Mensah için ülkesinin basın organlarında Galatasaray'ın kendisiyle ilgilendiğini hatta kulübü Kayserispor'a teklif götürdüğü yönünde haberler çıktı. Ve daha önce Beşiktaş ile de anılan golcü oyuncu için takımdan ayrılmak istediği yazıldı. Kayserispor'a transfer sezonunda 3 yıllık imza atan oyuncunun kulübüne ayrılmak istediğini beyan etmesi üzerine birçok kulübün kendisine teklif götürdüğü, teklif götürenler arasında Galatasaray'ın da yer aldığı yazıldı. Ayrıca haberde sarı kırmızıların teklifine dair detaylar da yer verildi. Buna göre Galatasaray Mensah için kulübü Kayserispor'a 2 milyon euro artı Jimmy Durmaz ve Emre Taşdemir'i vermek istiyor. Emre Taşdemir halihazırda Kayserispor'da kiralık olarak forma giyiyor. Mensah muazzam performans göstermeye bu sezonda devam ediyor arkadaşlar. Mensah benim beğendiğim bir futbolcu. Siz ne düşünüyorsunuz? Galatasaray'a gelmesini ister miydiniz? Sizin fikriniz nedir? Mustafa Cengiz'in açıklamaları var. Galatasaray Başkanı dün Kulüpler Birliği Başkanı'nın yaptığı playoff açıklamasından sonra hemen bir röportaj gerçekleştirdi.
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'in seçenekler arasında sayıldığı playoff sistemine Başkan Mustafa Cengiz'in tepki gösterdi. İlk 8'den başlarsan 9'uncuya, ilk 4'ten başlarsan 5'inciye haksızlık olur. Kim karar verecek bunlara dedi. Dünyamızı etkileyen salgın nedeniyle ertelenen liglerin bundan sonraki takvimini belirlemek için dün Kulüpler Birliği telekonferans sistemiyle toplandı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz toplantı bitiminde yayıncı kuruluşa açıklamalar yapan ve playoff'u da senaryolar arasında sayan Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'e cevap geldi. Playoff'un kulüplere haksızlık olacağını söyleyen Cengiz, ilk 8'den başlarsan 9'uncuya, ilk 4'ten başlarsan 5'inciye, ilk 10'dan başlarsan 11. takıma haksızlık olur. Yoksa 18'de 4 maçlık bir şey mi yapacaksınız? Bunun formatı yok. Kim buna karar verecek? Sözlerini kullandı. Hepimizin de bildiği gibi dün Mehmet Sepil bir açıklama yaptı. Playoff turuna geçilebilir. Eğer bu salgın çok uzun sürerse lig bu şekilde tescillenebilir diyor. Yani bu şekilde tescillenirse birinci şu anda şampiyon sayılacak. Benim fikrimce eğer playoff ilk 4 arasında yapılacaksa yapılabilir. Ama ilk 7, ilk 8 gerçekten düşünülemiyor. 7.'nin veya 8.'nin şampiyon olma olasılığı %1'i ötesine geçmez. O yüzden playoff'ta olmasının bir amacı olduğunu düşünmüyorum. Sizin fikriniz nedir? Eğer playoff olursa ilk kaçıncı sıradaki takım olacaktır? Salgın nedeniyle dünyada futbol durmuş durumda. Futbol durdu ama yöneticiler hala çalışmaya devam ediyor. Galatasaray gelecek sezon için çalışmalara şimdiden başladı. Transferde bomba patlatılıyor deniliyor. Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Avrupa kupalarında arzuladığı başarıları yakalayamamıştı. Cimbom'un gelecek sezon kadrosunu kurmak için kolları erkenden sıvadığı öğrenildi. Sarı kırmızı takım Liverpool'dan Şerdan Şakir'i gözüne kestirmiş. Sabahta yer alan habere göre Cimbom'un gelecek sezon kadrosunu kurmak için kolları erken sıvamış. Dünya genelini etkileyen virüs önlemleri sebebiyle sadece video konferans yoluyla transfer çalışmaları yürütülüyor. Ancak Aslan'ın hedefindeki ismin Liverpool'da istediği süreleri almayan Şerdan Şakir'i olduğu öğrenildi. Cimbom İsviçreli yıldızı önceki transfer dönemlerinde de istemişti. Bildiğimiz gibi Şerdan Şakir'i çok yetenekli bir futbolcu ama Liverpool'da kendisine yer bulamıyor. Çünkü orada inanılmaz topçular var. Galatasaray'a gelmeye o da sıcak bakıyor. Hatta bir ara Galatasaray'la anlaşmıştı. Ama son anda kulüplerin anlaşamaması nedeniyle transfer yattı. Galatasaray kariyerini Liverpool'da sürdüren Şerdan Şakir için İngiliz ekibine kiralama formülü götürecek. Bonservis bedeli 20 milyon euroya yakın olan 28 yaşındaki oyuncu için hayat şartları normal haline geldiğinde görüşmeler başlayacak. Şerdan Şakir'i bu sezon Premier Lig'de 6 maçta 178 dakika forma giymiş. Galatasaray Şerdan Şakir'i transfer için kaynağı kendi içinden oluşturacak. Cimbom'un taraftarla yıldızı uzun süredir barışmayan Younes Belhanda ve Sofyan Feghouli'den en az birini satması bekleniyor. Buradan gelecek paranın bir bölümü de İsviçre yıldızın transferine ayrılacakmış. Büyük ihtimal zaten Belhanda ve Feghouli önümüzdeki sezon Galatasaray'dan ayrılacak. Belhanda'ya kesin gözüyle bakılıyor çünkü taraftarla bir süredir araları papaz durumda. Siz Şakir'e transferi hakkında ne düşünüyorsunuz? Galatasaray'a gelmesini ister misiniz? Fatih Terim'den ev ödevi. Scout ekibiyle görüşen Terim, erteleme bittiğinde ilk iş olarak dünya çapındaki genç ve potansiyelli oyuncularla detaylı listesini masasında görmek istediğini, bundan sonra yıldız adaylarına yatırım yapacağını iletti. Sarı kırmızılar liglere verilen arayı boş geçmeyecek. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, scouting ekibiyle bir toplantı yaparak bütün genç oyuncuları bir listede istemiş. Buna göre scout ekibi dünya çapında genç, potansiyeli ve maliyeti uygun yeteneklerin raporlarını hazırlayarak görüntülü bir şekilde sunum gerçekleştirecek. Terim, bu salgını sona erip erteleme bittiğinde ilk iş olarak bu raporları inceleyeceğini ve geleceğe yatırım yapacağını söylemiş. Gerçekten Galatasaray'ın çıkış formülü bu olmalı. Genç futbolculara yatırım yaparak para kazanmak. Fatih Terim de genç futbolcuların babası adeta. Siz bu politika hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce genç yıldızlara yatırım yapılmalı mı? Yorumcu ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Rıdvan Dilmen'den flash öneri. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen liglerin ertelenme kararı hakkında konuştu. Dilmen liglerin devam etmesiyle ilgili yeni bir sistem fikri ortaya attı. İşte Rıdvan Dilmen'in sözleri.
Sporcu sağlığı her şeyden önemli. Fakat enteresandır. Dün Nihat Bey'le böyle konuşma şansım olmuştu. Süper Lig kulüplerinin %30'u oynamak istiyormuş maçları. TFF 1. Lig'de de 6-7 kulüp oynamak istiyormuş. Daha sonra anlaşma sağlanıp Ankara'ya gidilmiş. 27 Haziran'da konuşmak mümkün değil. Premier Lig 3 Nisan'da başlayacak dendi, 30'una atıldı. Bundan sonra alınacak kararları gün tarih belirlemeden alınmalı. En kısa zamanda ülkemizde atlatır. Açıkçası aklıma ilk gelen acaba belli bir süre sonra 3-4 haftaya kısaltılmış bir ligle playoff sistemi gelebilir mi? Bunun